Herkese selam. Bugün Toyota Corolla 1.5 Dynamic Force motorlu aracı test edeceğiz. Bu Lamix spekli bir araç. Yavaştan çıkalım. 10 ileri oranlanmış CVT şanzımanımız. Geri görüş kameramız var, ilk dikkatimi çeken, ama sensör yok sanırım. Bunlar da şeydeki gibi, Subaru Levorg'daki gibi sade kamera oluyor. İlk izlenimim, görüş açıları güzel. Yani sağ solu güzel kontrol edebiliyorum. Direksiyonu yumuşak. Bakalım hızlandığımızda sertleşecek mi, ama manevraları kolay. İlk izlenimlerimi aktarayım böyle yavaş yavaş. Motor atmosferik, 1.5 litrelik bir motor. Ama hani ilk böyle freni bırakıp gaza bastığınız zaman hani ben gideceğim diye birazcık hareketleniyor. Çıkalım yavaştan. Yani akıcı bir motor atmosferik olmasına rağmen. Burada CVT şanzımanın etkisi var. Ortalaması 8.8 litre olarak gözüküyor ki bu değerlerin daha altını yakalayabilirsiniz. Bu araç bir test aracı sonuçta. Çeşitli insanlar kullanıyor. Şöyle sıfırlayalım. Bakalım testin sonunda tüketim olarak ne elde edeceğiz. Yani içerisi konforlu, yani sessiz bir mekandayız. Onu anlayabiliyoruz. Ya bir tek yol sesi var biraz. Bu da Japon otomobillerin çoğunda olan bir şey. Şu an bu aracın Vision paketi, yani en baz donanımlısı, Allah trafik şişti ya. En baz donanımlısı %50'lik ÖTV diliminde kalıyor. Öyle baktığınız zaman C segmenti otomatik vites bir aracın en uygun fiyatlısı bu aracın Vision donanımı. Şu an şaka gibi gelebilir. 4 litre gözüküyor çünkü hiç frene basmadan geldik. Sabit gazlı geldik. 5.4 oldu zaten. Güzel ya. Bu motor ilk çıktığı zaman insanlar çok önyargılı yaklaştı. Hani atmosferik motor 3 silindirli taşır mı? 3 silindirliler biraz titreşimlidir. Bu araçta bir titreşim almadım çalıştırdığımdan beri. Şeyi güzel yapılmış. Dengesi güzel yapılmış. Ses olarak da sessiz bir motor. Performans olarak da şehir içi kullanımda çok üzmeyecektir. Otomatik klimamız var. Şu an klima da açık bu arada. Klima açık seyahat ediyoruz. Yani 1.6'ları seviliyordu. Niye? Eski teknoloji motordu. Tüm LPG'leri uyumluydu. Ne takarsanız takın uyumluydu. Bu araç direkt enjeksiyonlu atmosferik bir motor. Buna da LPG uyumu var. YouTube'da görüyoruz videolarını, ama biraz daha seçici olmak gerekiyor tabii ki. Ama ben insanların bu motoru da seveceğini düşünüyorum. Bu ortadaki dijital göstergeler falan güzel. Görüş açıları güzel dediğim gibi. Sunroof'umuz var zaten bu araçta. Dolu paket. İçerisi huzurlu. Fren pedalı güzel tepki veriyor size bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir Türk kullanıcısının beklediği çoğu şey bu arabada var. İşte güzel bir ekranı var. Performansı yeterli, konforlu, huzurlu bir araç. Ki zaten Toyota'nın hitap ettiği kitle genelde öyledir. Her şeyden olsun, ama çok fazla bir şey olmasına da gerek yok. Güzel bir otomobil böyle baktığın zaman. Güzel harmanlanmış bir otomobil. Huzurlu bir otomobil. Tabii biz dolu paketini kullanıyoruz. Baz donanımına bu ortadaki dijital ekran gelmiyor. Burada bir teyp oluyor sadece. Bir de dışarıda kozmetik farklar oluyor. Onlar tamamlanabilir farklar. Ya benim şeyim vardı, şüphelerim vardı, acaba 1.5 atmosferik taşır mı? Gördüğünüz gibi şu an hafif rampa çıkıyoruz. Gayet güzel de taşıyor yani. O yönden insanlar çünkü çok şey yaptı. 1.5 motora atmosferik gider mi? Normal günlük kullanıma gayet gidiyor. Lan sağ galiba. Çok huzurlu ya içerisi. Beğendim. Onun haricinde konforundan bahsedelim. Ufak tefek düzensizliklerden geçmeye başladık. Bu araçta 17 inç jantlar var. Bu jantlardan dolayı bir tık sertlik var. Ama süspansiyon sistemi genel anlamıyla yumuşak. Dream pakette 16 inç jantlar var. O daha konforlu olacaktır, ama bunun konforu da
tatmin edici, güzel bir konfor, yani sürüş konforu var. Sürücüye dönükleri de, direksiyon bu arada seyir esnasında sertleşiyor. Sürücüye dönüşleri de ne yaptığını size söylüyor. Ben diyor dönüyorum, ben diyor gidiyorum. Ama böyle aşırı hisli, sportif bir araba değil zaten. Toyota'nın amacı da o değil. Burada günlük kullanımda A noktasından B noktasına konforlu, huzurlu bir şekilde gitmek için yapılan bir araba. Bunu da gayet iyi başarıyor. Buradan sola. Yani bu dönüşlerde falan huzursuz etmiyor. Genelde bazı araçlarda böyle yatma vesaire olur. Bunun da çok öyle bir şey yok. Şimdi düzensizlikten geçelim. Sıfır ses. Süspansiyonun bam gümü de yok yani. Güzel çalışıyor bu yönden. Bu araçta diğer eski kasalardan veya diğer rakiplerinden farklı olarak arkada da çift salıncaklı bağımsız süspansiyon var. Bu da tabii ki sürüş konforunu, yol tutuşunu ve şöyle bir yokuş çıkalım mesela. Bu arada gelmişken arabanın çekişi, ya 10 ileri CVT, yani CVT oranlanıyor. Yani oranı yok. Ama gördüğünüz gibi rampada gayet taşıyor kendini ya. Buradan yine sola dönelim. Yani şey değil, ölü bir otomobil değil gerçekten. Gidiyor, tatmin ediyor. Hissediyorsunuz tatmin ettiğini. Buralar da bizim ehliyet kursunun rotasıydı. Mesela bir kasistan geçelim. 20 ile geçtim. Bir huzursuz olmadık. Yani bütün şeyleri harmanlayarak güzel bir otomobil çıkarmışlar ortaya. Şöyle bir yoklayalım. Isı sınırlarını aşmadan. 3 silindirin sesi çok güzel. Yani 6 silindirin yarısı olduğu için ses anlamında güzel bir tınısı var. Frenleri falan bayağı iyi ya. Ben hoşuma gitti şu an. Şöyle bir geçelim yola. En son yol tutuştan bahsediyorduk. Süspansiyon sisteminden. Akıcı, yani akıyor. Motor taşıyor kendini. Burada bu şanzımanın etkisi var. Bu şanzıman dediğim gibi belli bir dişlisi yok. CVT, yani değişken oranlı şanzıman. Oranını ayarlıyor. 10 ileriye oranlamışlar burada da. Güzel bir oranlama olmuş. Çünkü düşük hacimli motorda, atmosferik motorda böyle oranlamazsanız motor kendini kolay kolay taşımaz. Toyota bunu güzel yapmış. Gayet güzel taşıyor kendini şehir içi hızlarında. Süspansiyon sisteminden bahsediyorduk. Arkada bağımsız süspansiyon olduğu için hem arka konforu iyi hem de yol tutuş anlamında da güzel bir dönüt alıyorsunuz. Yani bu aracın o yönden de güzel bir artısı var rakiplerine göre. Bunu da söyleyelim. Şu an mesela 70 ile gidiyoruz. 1500 devirle gittiğimiz için hiçbir ses yok içeride. Ve yol sesi o kadar da çok gelmiyor. Eski kasasında biraz daha fazla bir yol sesi vardı. İzolasyon konusunda da başarılı bir araç olmuş. Frenleri falan bayağı iyi ya. Fren pedalının o hissiyatı, size geri verdiği basıncı falan güzel. Şu anda ortalamamız 6,5 litre. Bu test sürüşünü gördünüz başından beri. Çoğunluğunu sakin gittik. Çok fazla gaza basmadık. Ben zaten mesela günlük kullanımda sürekli gazlayan bir insan değilim. Çoğu kullanıcımız da böyle. Genel anlamda sakin kullanıcılarız. Çok böyle hani neden turbo değil, neden atmosferik de demedim açıkçası. Gerek yakıt tüketimi olsun, gerek performansı olsun. Yani gazı hiç diplemedim mesela. Sürekli böyle ayağımın ağırlığıyla götürdüm arabayı. Akıyor araba kendi. Buradan mıydı? Direksiyonun böyle dönüşü falan güzel. Yani şehir içi kullanımında çok rahat bir araç. Bunu deneyimleyebildik. Bakın mesela şu düzensizliklerden falan. Çoğu C segment araba bu kısa düzensizliklerde bam güm yapar yani, vurur. Süspansiyonun sesini bir kere bile duymadık. Bu anlamda da gerçekten başarılı bir otomobil. Toyota'yı tebrik etmek lazım bu konuda da.
Mesela bir kasisten şöyle bir 30'la geçelim. Burada birazcık o dediğim şey var. Özetleyecek olursak yakıt tüketimi makul seviyede. Günlük kullanımda şu an 6,5 litre gözüküyor bizim bu test sürecinin içindeki. Geri görüş kamerası da güzel yani. Arkayı güzel gösteriyor. Bir tık netlik ekran büyük olduğu için az geliyor. Ama sorun değil. Güzel bir araç olmuş. Mesela rampadayız şu an. Bastığım an gidiyor. Durduk. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Neyse duralım. Ya iç mekanda huzurlusunuz. Göğüs mesafesi olsun, görüş açılarınız olsun. Huzurlu hissediyorsunuz kendinizi. Bu yanıyla da ele aldığımızda Corolla güzel bir otomobil olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Otomatik farlarımız da yandı bu arada. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.